Kuru üzüm fiyatımızın üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da toplu açılış törenine katıldı. Toplu açılış töreni öncesinde sırasıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Bülent Arınç ve AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım birer konuşma yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda bakanlık ve belediyelerin hayata geçirdiği projelerin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin merakla beklediği sultani çekirdeksiz kuru üzüm alım taban fiyatını açıkladı. Fiyatın 27 lira olarak belirlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız, bütün arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık ve fiyat olarak hem güçlü devlet hem güçlü çiftçi olarak fiyatımızı 27 lira olarak belirledik. Ve inşallah şöyle 2 gün içerisinde üzümlerimizi toparlayıp, bir hafta içinde de kurutup hemen yola koyulalım ve ihracatımızı da buna göre yapalım. Ya Allah! Bismillah diyelim. Manisa il geneli ve ilçelerinde yapılan yatırımları tek tek anlatan Erdoğan, Manisalı çiftçilere toplam 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini de açıkladı. Son 20 yılda Manisa'ya bugünün rakamlarıyla ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 48 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Manisalı çiftçilerimize toplam 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdi. Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşımızdakiler milletimize geleceğe değil, sadece geçmişi yani eski Türkiye'yi vaat ediyorlar dedi. Karşımızdakiler milletimize geleceği değil, sadece geçmişi yani eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine koalisyonların, krizlerin ve kaosların güzellemesini yapıyorlar. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da Manisa'dan seslendi. Eski SSK dönemini hatırlattı. Onların iyi dediği Türkiye, sağlam girenin hasta çıktığı, her tarafı tel tel dökülen, bırakın doktoru, bir kutu ilacı bulmanın bile zor olduğu Türkiye'ydi. Hatırlıyor musunuz? Savaşay'ın bir programı vardı. Savaşay'ın o programında Bay Kemal orada yanında kuzu kuzu oturuyordu. Ve Savaşay sorduğu soruların cevabını alamıyordu. O zaman Bay Kemal SSK'nın başındaydı. Ve ne dedi? Suçu hemen o zamanın başbakanına attı. Sen ne işe yarıyorsun? Bak biz de şu anda devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var. Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz ifadelerini kullandı. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin her an başlarına bomba düşme kabusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa etti. Şu anda Gavar'da biz varız. Cudi'de biz varız. Tendürek'te biz varız. Bestel Deresi'nde biz varız. Teröristler kaçıyor. Biz kovalıyoruz. Dış politikada saygın ve güçlü bir ülke haline gelindiğini kaydeden Erdoğan, barış için mücadele ettiklerini söyledi. Savaş için değil, barış için varız. Ama bu ülkede maalesef
savaş için gayret sarf edenler yok mu? Var. Onların da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onlara da gereken dersi Manisa 2023 Haziran'ında vermeye hazır mı? Erdoğan konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesimini gerçekleştirdi. Bereketli olsun, Rabbim yar, yardımcımız olsun diyorum ve kordelamızı da böylece kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah.